Yeni bir Mobile Legends videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda oyunumuza gelecek olan egzorsisler etkinliğini sizlere anlatacağım. Biliyorsunuz bu etkinlikten Kagura ve Yuzon kahramanlarının yeni kostümlerini alabileceksiniz. Etkinlikte elmas harcadım. 1x, 10x bir sürü çevirmeler yaptım. Detaylarına kadar etkinliği sizlere anlattım. Videoya geçmeden önce önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Mobile Legends oyunu son zamanlarda getirmiş olduğu etkinliklere farklı kostümler eklemiyor. Eskiden gelen etkinliklerde farklı kolektör epik kostümler ner falan vardı. 10x yaptığımızda hem puan kasıyorduk hem de oradan kolektör, çark epikler, normal epikler, elit falan alıyorduk. Artık bunu Mobile Legends oyununu yapmamaya başladı. İnsanlar düşünün Kung Fu Panda etkinliğinde 1000 elmas verip 10x çerme yapıyorsun, aldığın ödül 200 zümrüt süsü. İnsanlar bu durumdan gerçekten rahatsız. Bence de Mobile Legends oyunu bu tutumunu değiştirmesi lazım. Bu tarz etkinliklere farklı kostümler eklemesi lazım. Mobile Legends böyle yaparsa kendisi kaybeder. Oyundaki bütün kostümlere sahip olmama rağmen bu durum gerçekten canımı sıktı. Eminim sizin de canınızı çok sıkmıştır. Oyunumuza yeni gelecek olan ve Kagura 110 kostümlerini alacağımız Exorcistler serisi gerçekten bana kazık bir seri geldi. İzlerken sizler de göreceksiniz ve sizlerin yorumlarını çok merak ediyorum. Lütfen yorumda görüşlerinizi belirtin. Test sunucusunda birçok etkinlik var. Bu etkinlikleri sizlerle birlikte uygulamalı yapacağız ama en son gelen etkinlik bu etkinlik. Kagura ve Yuzon kahramanlarının kostümlerini bu etkinlikten alacağız ve bu etkinliğe alternatif olarak Alucard, Badank, Silvana ve 1ADC'nin Kostüme eklenecek. Yine bu tasarımlarda olacak ve bu mantıkta kostümleri alacağız. Şimdi arkadaşlar, etkinliğin mağazası bu şekilde. Baktığınız zaman Veil vale ve Moskov kostümlerini görüyorsunuz ama bunlar aslında Kagura ve Yuzon kostümleri olacak. Burada çevirmeler yaparak toplamış olduğunuz Exor Sizin büyüsüyle bu büyülerle birlikte ne alacağız arkadaşlar? Mağazadan kostümleri alacağız. Şu çok güzel etkinlikte. Etkinliğin kendine özel bir çerçevesi var. Tamam. Bunun dışında bakın özel efekt olacak. Doğuş efekti. Kil bildirimi. Üste ışınlama falan filan. Bu tarz efektler de olacak. Kagura'nın kendine ait emojisi. Yuuzonk'un kendine ait emojisi olacak. Kahramanların kendilerini de bu etkinlikten alabileceksiniz arkadaşlar. Şu üst sıra etkinlikle alakalı alt sırada etkinlikle alakalı diğerleri de işte XP kartı SP kartı vesaire vesaire Mobile Legends oyunu fark ettiyseniz son zamanlarda gelen bütün etkinlikler de hep böyle yapıyor şimdi etkinin kurallarını arıyorum Bula şurada soru işareti ee, ne diyor yepyeni Kagura 110 kostümleri Yüce Exorcist etkinliğinde sınırlı süreliğine mevcut diyor. Etkinliğe katılarak ödül havuzundan rastgele nadir ödüller kazanabilirsiniz. Yüce Exorcist serisi kostümler, üste ışınlanma efekti, savaş emojisi, avatar çerçevesi doğuş efekti ve eliminasyon efekti de ödül havuzu içerisindedir. Bakın şuraya çok dikkat edin arkadaşlar. Burada diyor ki Yüce Exorcist serisi yani bu bir seri kostüm arkadaşlar. Bunun serisi gelecek. İkinci kuralı okuyalım. Her gün ilk 1x çekilişte %50 indirim vardır. Yani şuraya baktığınız zaman 50 elmasa çevirmek yerine 25 elmasa günlük indirimli çevirmeleri yapabileceksiniz. Ve etkinliğin süresi 23 gün falan olacak arkadaşlar. orjinal sunuculara geldiğinde de yaklaşık 1 aylık bir süresi olacak çermeleri ona göre ayarlarsınız. Ben de yapacağım birazdan. İlk 10 çekilişte kalıcı bir özel ödül garanti edilir. Tek seferlik. İlk 10x çermeyi yaptığınızda ödül havuzundan kalıcı bir ödül alacaksınız ama o ödül ne? Özel ödül. Kalıcı bir özel ödül ne olabilir arkadaşlar? Buradan kostümlerden birini vereceğini düşünmüyorum. Etkinlik havuzundan sanırım özel ödül dedikleri şu emojiler, üstte dönüş efektleri falan var ya çerçeve bunlar olur. Kostümü vermez diye düşünüyorum çünkü 1200 puan kasmak gerekiyor anladınız mı? Devam ediyorum kuralları okumaya. Günlük sürpriz butonuna tıklayarak her gün rastgele bir ödül kazanabilirsiniz. O da şu arkadaşlar bakın günlük ödüller diyor ya. Buna tıkladığınız zaman rastgele ödül alıyorsunuz. Büyük ihtimalle sihir tozu falan alırsınız. Şu egzortizm büyüsünden de bir tane verir belki arada sırada arkadaşlar. Exorzism mühürleri etkinlik mağazasındaki ödüllerle takas edilebilir. Etkinliğe özel grafiti yalnızca etkinlik mağazasından elde edilir. Tamam. Exorzism mühürleri. Şu mu oluyor o? Aynen şuradaki sağ üst tarafta. Tamam, devam edelim buraya. Ne diyor burada? 6. kurala bakalım. Etkinliğe özel kostüm direkt olarak etkinlik mağazasından takas edilebilir. Dilerseniz çıkardığınız kostümü Sizinle 7 günden uzun süredir arkadaş olan seviye 20 ve üzeri oyunculara hediye edebilirsiniz. Abi çok iyi. Abi çok iyi arkadaşlar. Etkinlik mağazasındaki kostümleri hediye edebiliyoruz. Şuna tıkladığın zaman aynen. Çok iyi ya. Kagura ve Yuzon kostümünü puanı biriktirip arkadaşlarınıza hediye edebileceksiniz. Evet güzel bir kural. 7. kurala gelelim. Etkinlikte elde edilen, yenilenen ödüller otomatik olarak karşılık gelen sayıda mühre dönüşecektir. Kalıcı savaş emojisi. Yani emoji çıkartırsanız 9 mühür alıyorsunuz. Avatar çerçevesi çıkartırsanız 30 tane mühür. Doğuş efekti ve eliminasyon efekti için 45 tane mühür alıyorsunuz. Üste ışınlanma efekti için 90 kalıcı kostüm için 240 arkadaşlar oyun bize diyor ki bak şunlar egzor sizin büyüsü Büyük ihtimalle bu etkinlik için part 1 ve part 2 çevirmeleri gelecek elmas sükleme görevlerini yaptığımız zaman bu mühürleri toplayacağız bu mühürler bizim burada 1x ve 10x çevirme yapmamıza yarayacak Onun dışında çevirme yaptıkça şu mühürleri biriktireceğiz mühürleri de şöyle diyeyim size, etkinlik mağazasından almış olduğumuz bir ödül Eğer bize tekrar çıkarsa o da şu egzorsiz ne egzor siz mührüne dönüşecek ya abi bu ismi çok mu aradım mobile legends ya Allah senin ne yapmasın ya Neyse tamam kurallara devam edeyim son kuralımız kaldı sanırım o kuralda okuyayım ödül havuzu butonuna tıklayarak içerikleri görüntüleyebilirsiniz zaten gördük burada çıkma olasılıkları var arkadaşlar mührün çıkma olasılıklarından bahsetmiş yani şu ödül havuzuna gireyim Diğer detayları göstermeye çalışıyorum size. Ödül havuzu. Ha. Bakın olasılıklar şu, 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 şu ve şunun için arkadaşlar. Yani bunlar sizin alışık olduğunuz şeyler tamam mı? Zaten Kung Fu Panda'dan vesaire biliyorsunuz. Şuradan da çevirme sayınıza göre büyülü çark eksiri, 1x çevirme hakkı, 2 büyülü çark eksiri, en sonda da 2x çevirme hakkı alabiliyorsunuz. Güzel. Fark ettiyseniz Sensei etkinliğinde aynı muhabbet gelecek olan Kagura ve yuzonk etkinliğinde aynı muhabbet hep aynı şeyler çekiliş kaydı da çıkartmış olduğunuz kostümlerin kaydını tutuyor şimdi 1x çevirme yaptığımız zaman çevirme ekranımız bu şekilde arkadaşlar efektif bir çevirme ekranı var bakın 1x çevirme yaptım 1x'den bana 15 mühür verdi Tamam diyelim bir tane de 10x yapıyorum Bakalım 12'den neler verecek bize. Oo bak çerçeveyi çıkarttık. Hani bu etkinin özel çerçevesi olacak. Bir de 84 puan aldık. Tamam diyelim. Şimdi bak bir tane daha 10x yapacağım. Bakalım bu 12'den kaç puan verecek. Emoji verdi. Güzel. 85 puan verdi. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeceğim size. 85 puan verdi ya burada. Bakın 2 tane 10x çevirdim. Neredeyse 200 puan topladım. Şöyle düşünelim. Her 10x'te 100 puan verirse toplamda 4500 elmasa bir kostüm alıyormuşuz gibi geliyor. Oha ya çok fazlaymış ya. Diğer efektleri almaya kalksak falan. Evet arkadaşlar size katılıyorum. Kazık bir etkinlik. 1x çevireceğim. Abi olamaz böyle ya. 10 tane verdi. Yani etkinlik boyunca günlük indirimli çevirme yaparsan 500 elmasa falan 300-400 puan toplarsın tamam mı? Etkinlik boyunca çevirme yaptığın zaman. E, 12 yaptığın zaman da abi çok fazla gidiyor. Katılıyorum size. Evet etkinlik biraz kazık geldi bana da arkadaşlar. 194 puanım var. 110 kahramanı yok bende onu alacağım ben. Bu tarz etkinliklerden kahraman alıyorum. Çünkü test sunucusunda kahraman önemli arkadaşlar. Hani nerf buff geliyor ya onları anlatırken işe yarıyor. Daha çevirme yapmayacağım bu etkinlikte. Çünkü neyin ne olduğunu gördünüz. Şu emojiyi de alalım. Etkinliğe benim tahminimce 2 tane çevirme gelecek. 16x toplamda 32x çevirme alacağız. 400 puana yakın elmas yükleme görevlerinden gelecek. Bununla ilgili elmas yükleme ile ilgili ben çekiliş yaparım kanalımda arkadaşlar. Çekiliş takip edersiniz belki çıkar size. O şekilde ücretsiz yaparsınız jeton görevlerine çıkarsa. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Umarım video sizler için güzel bir rehber olmuştur. Videoya like atarsanız çok mutlu olurum. Eğer kanalıma abone değilseniz bu tarz etkinliklerden ve Mobile Legends oyunu ile ilgili yeni gelişmelerden erkenden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.